hoş geldiniz. Yeni sezon hayırlı uğurlu olsun. Allah sakatlık bela vermesin inşallah. Hayırlı olsun. Yerim abi, birkaç şey bilmezsin. Evet. Ben de hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Yeni giren arkadaşlara hoş geldin demek istiyorum. Geçen sene burada kalan, geçen sene devam ettiğimiz arkadaşların üstün başarısı var. Her şeyden önce karakter olarak her biri bizim için çok değerli idi ki bizim birinci amacımız önce centilmenlik, ondan sonra futbolun gereği yarışmak, şampiyonluğa koşmak. Bu sene yeni gelen arkadaşlarla birlikte bizler şampiyon, yani hatta benim kişisel görüşüm sizlerle birlikte direkt playoff'ları oynamadan ikinci lige çıkmak. Hatta PTT ligini düşünüyorum, ben hep söylüyorum arkadaşlarla. Biz yönetici arkadaşlar buna inandık. Yeni gelen arkadaşları da seçici bir şekilde davet ettik. Onlarla birlikte iyi bir ekip olacağımıza inanıyorum. Yönetim sizi destekliyor. Ben Nuri Başkan'a ve yönetim kurulu adına kazasız, belasız, hayırlı, güzel bir sezon geçirmemizi diliyorum hepinize. Her şeyden önce sağlık, centilmenlik ve güzel bir futbolla Silivrispor'a yakışır bir şekilde mücadele edeceğimize %100 inanıyorum. Başarılar diliyorum hepinize. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Biz alıyoruz takımı. Bir resim alalım. Evet. Alalım. Hemen arkadaşlar bir şöyle resim bir alalım böyle. Abilerinizden, burada aile ortamı var, yeni gelenler için söylüyorum. Abileriniz abilik yapar, kardeşleriniz kardeşlik yapar. Biz iyi bir takımdık, daha iyi olacağız bu sene. Hedefimiz daha yukarılar, onun için çok çalışacağız. Herkes bunun bilincinde olsun. Genel anlamda zaten herkes geldiğinde konuşmaları yapacağız. Çalışmalarımız sıkı geçecek, dinlenmenizi, çalışmanızı, yemenizi, içmenizi ona göre ayarlayın. Kuralları zaten söyleriz. Herkes kurallara harfiyen uysun. Bir kurallar var. Onlara uyalım. Antrenman saatlerine burada 5'te, 4.30'da burada olalım. Kimse hocalardan sonra, buraya çıktıktan sonra gelmesin. Onlara dikkat edelim. Birbirimizi uyaralım. O da arkadaşını uyarsın, saldırsın. Onlara dikkat edelim. Bir dakika görüntüsü verelim. Tamam mı arkadaşlar? Hadi bakalım. Benim hocalarım bir şey söyleyecek misiniz? Hayırlısı olsun. Tamam, hadi. 5 dakika serbest arkadaşlar. Sonra dinamiği alacağız. ...2024-2025 sezonuyla alakalı neler düşünüyorsunuz Halil Bey Silivrispor hakkında?
Merhabalar, ben Halil İbrahim Şahin. Silivrispor As Başkanı'yız. Futboldan sorumlu. 2024-2025 yılı Silivrispor'umuz için başarı dolu bir yıl olmasını temenni ederim. Kazasız, belasız, güzel bir sezon olsun. Silivrispor'umuz da playoff oynamadan direkt şampiyon olarak inşallah ikinci lige çıkarmayı nasip eder Rabbimize. Silivri halkından beklentileriniz nelerdir bir Silivrispor yöneticisi olarak? Silivrispor halkından beklentimiz her zaman yüksek, her zaman bize tam destek veriyorlar. Bu sene de her seneki gibi gelip destek verecekler de hiç şüphemiz yoktur. Silivrispor hepimizin, Silivri hepimizle beraber güzel. Silivrispor'u hak ettiği yere ikinci lige çıkaracağız Allah'ın izniyle. Tamam, başkanım. Emre Bey merhabalar. Merhaba. Kendinizi tanıtabilir misiniz? Ben Emre Karataş. 2021 yılından beri kulübün avukatlığını yapıyorum. Aynı zamanda bu sene yeni görev aldım kulüpte. Yönetime girdim. Görev olarak da kulübün basın sözcüsüyüm. Bu şekilde bu sene görev aldık. Yeni göreviniz hayırlara vesile olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. 2024-2025 sezonu hakkında Silivrispor'un ne gibi hedefleri vardır? Kulübümüz 2-3 sezondur gayet başarılı bir grafik çiziyor ligde. Başarılı sonuçlar alıyoruz sezon sonunda. Geçen sene de başarılı bir grafik çizdik, başarılı bir sezon sonu getirdik. Talihsiz bir penaltı sonrasında sonunu getiremedik. Bu sene inşallah sonunu getireceğiz. İnşallah bu sene şampiyon olacağız. Sonunu getirmiş olacağız inşallah bu sene. Bu sezonla alakalı Silivri halkından, Silivri yöneticilerinden ne gibi beklentileriniz var? Ne gibi destekler istiyorsunuz? Şöyle, Silivri Spor zaten ilçemizin en önemli, en büyük markası. Silivri denilince insanların aklına ilk önce Silivri Spor geliyor. Dolayısıyla biz halkımızın zaten veriyor olduğu desteğini daha da devam ettirmesini istiyoruz. Halkımızın zaten kulübümüze teveccühü takdire şayan gayet büyük bir desteği var ilçemizin, halkımızın, kulübümüze. Bizim beklentimiz, desteğimiz hem halkımızın desteğine devam etmesi hem de ilçemizdeki gerek iş adamları gerek büyük kuruluşlardan ilçemizin en büyük markası olan Silivrispor'a destekte bulunmaları. Teşekkür ederiz Emre Bey. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İnşallah. Sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Adım Emrah Okan. Silivrispor yöneticiyim. Bu sene ilk defa yönetimde görev alıyorum. Takımımızın elimizden gelen desteğini sergileyeceğiz. Tüm Silivri halkıyla beraber inşallah bu sene şampiyonluğa kavuşacağız. Geçen seneki hasretimizi gidereceğiz. Bu şekilde sonuna kadar destek vereceğiz takımımıza. Sizlere başarılar dileriz. 2024-2025 sezonu hedefiniz nedir? Hedefimiz şampiyonluk tabii ki. Takımımıza güveniyoruz. Çok güzel transferler de yaptık. Hocamıza güveniyoruz. Silivri halkına güveniyoruz. Elimizden gelen her şeyi de tam destek vereceğiz. Ve hedefimizi şampiyonluğa ulaşacağız inşallah. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Ben Şevki Şahan Karakaş. Silivrispor Yönetim Kurulu üyesiyim. Bu sene kısmetse 4. senemize gireceğiz. Yeni kadro hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Öncelikle biz her zaman Silivrispor'umuzun tarihinde ve kimyasında olan yarışmacı takımı kurma niyetinde bulunduk bu senede. Oldukça genç, oldukça yetenekli, oldukça hırslı ve azimli bir takım kurduk. Allah izin verirse de bu sene Silivri'mizin desteğiyle Silivrispor'umuza ait olduğu yüksekliklere çıkartacağız. Silivri halkına bir mesajınız var mı? Öncelikle bu stadı hiçbir zaman boş görmek istemiyoruz biz Silivrispor Yönetim Kurulu olarak. Her zaman bize desteklerini gösterdiler. Maddi olarak da manevi olarak da Silivri'mizin desteğini mutlaka bekliyoruz. Çünkü onların desteği sahaya da direkt katkı yapıyor, yönetim kuruluna da direkt katkı yapıyor. Biz olduğumuz sürece hep bunu Silivrispor'u her zaman yukarı doğru götüreceğiz. Bunu da Silivri'mizin desteğiyle yapacağız Allah izin verirse. Teşekkürler. Çok sağ olun. Olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun. Kısaca sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Ramazan Alcan. İstanbul'da çalışıyorum. İki tehlikeli seçiciler sitesindeyim. Evliyim. Bir oğlum bir kızım var. Sporu çok seviyorum. Esnafım. 43 seneden beri esnaflık yapıyorum. İki deli İstanbul'da. Silivri Ortaköylüyüm. Silivri'nin yerlisiyim. Silivri'mi çok seviyorum. İnsanların da Silivri Spor'u desteklemesi için elinden geleni yapmasını istiyorum. Ve stadımızı ve Silivri Spor bu sene ikinci ligde, birinci ligde
iyi yerlerde görmek istiyoruz ama Silivri halkı, Silivri esnafı bizleri desteklemesini istiyoruz. Ben maddi ve manevi olarak hiçbir şey beklemeden özveriyle çalışıyorum ve Silivri sporumuzun iyi yerlere gelmesi için elimden geleni yapıyorum. Yapacağım da esnaflar da bize destek olsun. Üçü beşi değil, gönlünden ne kopuyorsa bizi desteklesin. İyi bir yerlerde olmak istiyoruz, şampiyon olmak istiyoruz, iyi yerlerde olmak istiyoruz. Silivri bir markadır, bir değerdir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? Atakan Gülen, Aslen Ortaköylüyüm. Bu şehirde, bu topraklarda doğmuş, büyümüş bir insanım. Silivri Spor'a yeni bir renk, yeni bir yönetim olarak geldik. İnşallah Silivri'mize faydalı bir ortam yaratmış oluruz. 2024-2025 sezonuyla neler beklentiniz? Hedefimiz ikincilik. Bizim asıl amacımız geçen sene de playofflarda biliyorsunuz talihsiz bir an yaşamıştık. Bu sene kısmetse bu şansı kendimize döndürmek istiyoruz. Silivri Spor'umuzu da ikincilikte daha yukarılara taşımak için, şampiyonluk için hedefimiz var. Silivri Spor yöneticisi olarak Silivri halkına ne gibi Silivri Spor olarak onları her zaman bu tribünlerde bizlerle beraber yan yana omuz omuza olmaları en baştaki desteklerini bekliyoruz. Onun akabinde de maddi olarak da yanımızda olabilirlerse ne mutlu bizlere. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederim. Sağ olun. Sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? Ali Şahin, gayrimenkul danışmanıyım. 25 yıldır Silivri'de yaşıyorum. Ali Bey, 2024-2025 sezonu hakkında Silivri Spor'un hedefleri nelerdir? Silivri Spor geçen sene playoff'ta şanssızlık sonucu kaybetti. Ama bu sene kesinlikle o şansını kıracağına inanıyorum. Ben yeni girdim yönetime. Elimden geldiği kadar da destek olacağız. Ve inşallah finalde bir üst ligde olacağız. Teşekkür ederiz. Silivri halkına destek olarak nasıl bir mesaj göndermek istersiniz? Kulüp Silivri'nin kendisi. Burada biz gençlere faydalı olmaya çalışıyoruz maddi manevi. Bizi arkadan desteklerlerse zaten yöneticiler olsun, kulüp başkanları olsun, diğer arkadaşlar olsun ellerimizden gelindikleri kadar eşlerinden, işlerinden fedakarlık yaparak buraya yardımcı olurlar. Onların gelip bizi desteklemesi, iyi günde kötü günde beraber olmaları. Bizim amacımız zaten Silivri, Silivri'nin halkı için bunları bekliyoruz. Stada gelip bizi desteklemelerini isterim. Başarılar dileriz. Teşekkürler, sağ olun. Hoşçakalın. Sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii. Mustafa Aslan ben. 2003 Erzurum doğumluyum. 2004 yılından beri Silivri'de yaşamaktayım. Otomotiv ve inşaat sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Aynı zamanda Rumeli Üniversitesi'nde öğrenciyim. Silivri Spor'un 2024-2025 sezonu hedefleri nelerdir bu sezon? Geçtiğimiz sezon şampiyonluk kursağımızda kaldı. İnşallah bu sezon Silivri'li vatandaşlarımıza bu şampiyonluğu hediye etmek için elimizden gelen gayreti hem yönetim hem futbolcu arkadaşlarımız ile verip kazanacağız. Silivri halkı ve yöneticilerine nasıl bir mesaj göndermek istersiniz? Ben öncelikle Silivri halkına bir mesaj vermek istiyorum. Maçlarda, evimizde olan maçlarda bizi yalnız bırakmamaları, maça gelip burada oturup takıma tam destek vermeleri hem takıma hem bizi motive edecektir. Yerel yönetime denk gelirsek, yerel yönetimde şunu söylemek istiyorum ben. Silivri'nin en önemli markası Silivri Spor. Çünkü Silivri Spor, Silivri 15 tane bu sene ile gidecek. Deplasmanı orada temsil edecek. İstanbul illerinde temsil edecek. Yani Silivri'yi dışarıda tanıtabileceğimiz en güzel alan Silivri Spor. Bu konuda desteklerini esirgememelerini istiyoruz. Silivri Spor hepimizin, Silivri Spor kişilerin değil. Bunu göz önünde bulundurarak Silivri'mize, Silivri Spor'umuza destek versinler. Başka bir isteğimiz yok. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Çekiyoruz.
Buraya yeni transfer gibi poz veriyorsun ben.